Merhaba arkadaşlar. 12. dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde müfret, müsenna ve cem konusunu işleyeceğiz. Yani tekil, ikil, çoğul konusunu işleyeceğiz. Evet, örneklerimizden başlıyoruz. Kitabun, kitabani, kutubun. Bir kitap, iki kitap, kitaplar. Babun, babani, ebvabun. Bir kapı, iki kapı, kapılar. Katibun, katibani, katibune. Bir yazar, iki yazar, yazarlar ya da yazanlar. Katibetun, katibetani, katibatun. Bu da aynı kelimelerin dişil formu. Şerhul emsileti bir sual. Kem kitaben indike? Sende kaç kitap var? İndi kitabun vahid, bende bir kitap var. Kitabun vahidun sıfatı. Kem kitaben inde ahike? Kardeşinde kaç tane kitap var? İndehu kitabani isnani. Onda iki tane kitap var. Kem kitaben inde uhtike? Kız kardeşinde kaç kitap var? İndeha selasetu kutubin. Onda üç tane kitap var. Üç ve üçten fazlasına çoğul kip ile cevap verilir ki kutubin kelimesi bu yüzden kullanılmış. Bu cümlede de izafeden dolayı mecrur okunmuş. Açıklama kısmına geçiyoruz arkadaşlar. İza kâne indeke kitabun vâhidun, sende bir tane kitap olduğunda tekûlu dersin indî kitabun, bende bir kitap var. Ve in kâne indeke ithnâni, sende iki kitap varsa tekûlu dersin indî kitâbâni. Ve in iştereyte isneyni, iki tane kitap satın alırsan tekulu dersin iştereytu kitabeyni. Kitabani merfu olarak geldi. Kitabeyni burada iştereytu fiilinin meful olduğu için mansup formuyla geldi. Biliyorsunuz tesniyelerde, ikillerde raf alameti elifle, nas ve cer alameti yayla gelir. Bu da zamanı geldikçe anlatacağız. Fetezidu ziyadeleştirirsin. İkil formunda elifen ve nunen ev ya'en ve nunen ala ahir kitap. Kitap kelimesinin sonuna ya elifle nunu ziyade getirirsin raf halinde ya da ya ile nunu ziyade getirirsin. Bu da nasb ve cer halinde yeni oluşan şekildir. Ve izâ kâne indeke selâsetun ev ekser, yanında üç veya üçten fazla kitap varsa tekûlu dersin ki indî kutubun, bende kitaplar var. En az 3, 3'ten fazlasına da sınır yok değerli arkadaşlar. Fel kitabul vahid yuqalu lehu müfred. Bir tek kitaba müfred denilir. Yani bir sayısına müfred denir. Vel kitaban yuqalu lehuma müsennen. İki tane olduğunda müsenna denilir. Vel kutubu yuqalu leha cem'un. Çok kitaplar olduğunda cem yani çoğul denilir. Hulasa. El ismu imma müfredun ve imma müsennen ve imma cem'un. İsim ya müfrettir ya müsennadır yani ikildir ya da cem'dir. Çoğuldur. Tek tek ele alıyoruz. El müfredu huve ismun delle ala şeyin vahid. Bir tek şeye delalet eden isim müfred olarak isimlendirilir. Örnek kitabun, babun, katibun, katibetun. Mislü kelimesinden sonra tamlama yaparsak hepsini mecrur okuruz. Şöyle okuruz. Mislu kitabin, mislu babin, mislu katibin, mislu katibetin şeklinde okunabilir. El müsenna ikil değerli arkadaşlar. Huve ismun delle ala şey'eyni. İki şeye delalet eden isimdir. Örnek kitabani, babeyni, katibani, katibeyni. Bakın iki formundan da vermiş. Kitabani, kitabeyni. Babani babeyni, katibani katibeyni, katibetani katibeteyni şeklinde çoğaltılabilir bunlar. Yasirul müfredu müsennen, müfred tesniye dönüşür. Bi ziyadeti elifin ve nunin, elif ve nunun ziyadesiyle, ev ya'in ve nunin ya da ya ve nunun ziyadesiyle fi ahirihi kelimenin sonuna. Yani müfredinin sonuna. Vel cem'u, cem ise huve ismun, delle ala selâsetin ev ekser. Üç veya üçten fazlasına delalet eden isimdir. Örnek
kutup, ebvab, katibun, katibat şeklinde kelimeler karşımıza çıkmakta. Kitaplar, kapılar, yazarlar, yazar olan bayanlar. Alıştırma kısmına bakıyoruz. Yazarımız bizden öncelikle tanım istiyor. Mel müfredü, müfred nedir? Mel müsenna, tesniyen, ikil nedir? Keyfe yasirul müfredü müsennen, müfred nasıl tesniye dönüşür? Mel cem'u, çoğul nedir? İti bi aşreti esmain, 10 tane isim getir. Fi haletil ifrat, müfred halinde. Sümme senniha, sonra onları ikile dönüştür. Sümme cem'ha, sonra onları çoğula dönüştür. Diye ikinci bir alıştırmamız var. Beyyinil müfrede vel müsenna vel cem' mimma ye'ti. Gelecek olan örneklerden müfretleri, müsenna olanları ve çoğul olanları birbirinden ayırt. Yani epey bir örnek cümle verilmiş burada. Cümle diyorum ama büyük bir kısmı arkadaşlar sıfat damlaması. Yaklaşık 27 tane cümle var. Bunda cümle diyorum hala. Kelimelerin birleşimi var, mürekkepler var. Bunları tahlil ediyoruz. Yazarımız bunların arasında müfret olanları, müsenna olanları, cem olanları birbirinden ayırdın diyor. Hemen devamındaki alıştırmada da bunlar üzerinden çalışın diyor. Yani müfretleri tesni ve çoğul yapın. Tesnileri müfrede dönüştürün, çoğul yapın. Çoğulları ikil ve tekil formlarına dönüştürün diye bunların üzerinde bir çalışma tavsiye ediyor. Önemli bir alıştırma bölümü arkadaşlar. Aşağıdaki verilen kelime örneklerinden de yazarımız diyor ki tesniye ve çoğula dönüştürün bunları. Şu an tekil formlarıyla verilmiş tesni ve çoğul yapmamız isteniyor. Bugünkü dersimiz bu kadar. Başka bir derste görüşmek üzere arkadaşlar.